Evet kıymetli dostlar Golvan.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hoş geldiniz. Eğer bu videoyu görüyorsanız lütfen bir beğeni atın. Eğer bu videoyu göremiyorsanız demek ki bu kanala şikayetler tekrar cortladım. Twitter hesabım Kadıköy Sokak 19 hesabında arkadaşlar bir sorun var. Bir şey paylaşamıyorum. <laughs> bir şey atamıyorum. İlginç yani bir hafta ceza yemişim. Allah sonumuzu hayır etsin. Orada da desteklerinizi bekliyorum. Eğer X hesabınız varsa en azından takip ederek desteğinizi gösterirseniz sevinirim. Fener maçımız Jose Mourinho yönetimindeki ilk maçını kazandı. İlk maçta ilk galibiyet diyebilirsiniz. Hocam altı üstü yendiğimiz Romanya'nın bilmem 10. takımı şöyle böyle falan filan. Ya sen de ilk hazırlık maçına çıkıyorsun. Daha kampa başlayalı 4-5 gün oldu. Günde 2 tane idman yapıyorsun. 2 idmanı yapıp yüklemeler yapıyorsun. Takım daha tam değil. Mesela ne bileyim Miha Zayt, Allah aşkına Miha Zayt kim? Luan Perez, Miha Zaitz. E, sakattı. Cengiz sakattı. Kent. Ben görmedim bile Kent'i sezonun içinde. Yani Kurun iç. E, Serdar Aziz de sakattı. Yiğit Efe Sabek'te falan oynadı. Yani e, daha başka isimler de sayarım. Mesela Ertuğrul Çetin'in Gençle bile yaramış. Yiğit Efe, bence geçer not aldı gibi taraftadan. E, Serdar Aziz malumdu dedik zaten. Ya yani böyle bir şeyde çok takmamak lazım. Ama ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı içinde bir grup var ki virüs gibi bir grup. Şimdi forvet için adı anılanlar, söyleyeceğim ben adı anılanları. Süreç olumlu ya da olumsuz olunca verdikleri tepki. Yani adı anıldığı andaki tepki. Süreç olumsuz olunca ya da bir türlü bir şey gelmeyince verilen tepkiler. Şimdi Lewandowski adı anıldı. Bırakın ya 50 yaşın adamları da genç yıldız alın denildi. Gelmeyince de güzelim süperstarı alamadılar. Bunu alamazlarsa kimi alacaklar denildi. Elia Adebayo ala ala çoluk çocuğumu alıyorsunuz. Fenerbahçe çoluk çocuğun deneme tahtası değildir. Gelmeyince biz böyle bir yeteneği kaçıran Fenerbahçeliyim demesin. İşte geleceğin drogbası bu çocuk. Mourinho alın dediyse alacaksınız. Böyle terbiyesizlik olur mu? Moise ne dediler? Batshuayi gibi golcü adam yerine hani bunun gibi gol dahi atamamış bir çöpü mü alacaksınız? Ya siz bu takıma düşmansınız. Ali Koç bu takımı baltalamak istiyorum. Şöyle böyle falan. Futbolcu Fiorentina'ya gitmiş sanırım ya da gitmek üzereymiş. Al. Al sana Yıldız. Al. Al sana Süperstar. Gidip alsana kardeşim. Bunu da alamıyorsan adamım diye gezme. Yok başkanım diye gezme. El Kabi. Hatay'ın çö çöpünü mü istiyorsun? Utanmadan. Dediler. Şimdi gelmiyor gibi konuşuldu. Hani sanki Suudi Arabistan'a para için gidecekmiş gibi konuşulunca da ya adam leplebi gibi gol atmış. Yedek forvet olarak Batu Şuvay'den çok daha iyi. Yıllık ücreti düşük. Bari bunu alın ya demeye başladılar. Ya Morata yaşlı, hantal, bilmem e, ölümü gelmiş. İşte Guiz aklına geliyor. E Lukaku hocam senden benden kilolu. E Beto adı başka bir şeye benziyor hocam. X gelmez. Y'nin bacakları çarpık. Z'nin sakatlık geçmişi. Ya ciddi ciddi virüs kesimi. Bu virüs kesimi lütfen takip etmeyin. Böyle bir zavallı bir güruh var. Bunlara prim vermeyin ya. Ya bunlar artık ciddiye almayın. Takip de etmeyin ya. Bu arada Yağız diyor ki Eyüp El Kabi 23 yaşına kadar inşaat işçisi olarak çalıştı. Son kontrat olarak görüyor bunu ve artık iyi para kazanmak istiyor demiş. Şimdi Fenerbahçe Ayıp el kapıyı alırsa bonservis bedeli de ödemeyecekmiş. İnanılır gibi bir haber değil. Yani sözleşmesi biten futbolcu eğer Fenerbahçe alırsa bonservis ücreti ödemeyecekmiş. Ya alın size duyumculukta son nokta. Ben şunu da söyleyeyim aklıma gelmişken. Ya 23 yaşına kadar inşaatta mı çalıştı? Tamam beğenmesek stadyumu büyütme fikrimiz var orada çalıştırırız. Ya istediği yerde çalışsın. James Vardy vardı vardı. Vardı fabrikalarda falan çalışmış etmiş. Sonra Leicester'da gelmiş de etmişti. Ya bunlar çok basit şeyler. Biten bir transferimiz var. Ee, Avusturya 2. Lig ekibi Fakvien Fajevien Fenerbahçe'mizin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Efekan Karayazı'yı bir yılına kiraladı. Fak Viyen'de Efecan Karayazı'ya başarılar diliyoruz. Avusturya e de şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şimdi Fenerbahçe'de yolların Ayrılmasının planlandığı 6 isim. Çok güzel bir haber silsilesi. <laughs> Gerçekten güzel bir haber silsilesi. Bence bu haberi dikkatlice dinlemeniz lazım. <laughs> Kusura bakmayın. Şimdi. Tek 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 başlıyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Ya da buradan başlamayıp başka yerden de başlasak. Neyse buradan başlayayım ben. Eee. Çünkü ben eğer buradan başlamazsam hiç başlayamayacağız. Luan Perez gitmesi düşünülüyor. Doğru. Kurnic evet doğru. Zaitz doğru. Crespo tam doğru değil. Şimdi konuşacağım onu. Ee, Ryan Kent doğru ama başka bir olay var. Cao Pedro Şimdi Cao Pedro'nun sözleşmesi 31 Temmuz'a kadar ancak sosyal medyaya göre yarın bitip geliyor. Yarın bitip geldiği için sosyal medya Fenerbahçe yönetiminin suçlayıcı ifadeler kullanıyor. Arkadaşlar sevgili Sercan Hamzoğlu da dile getirdi. 31 Temmuz'a kadar oyuncunun sözleşmesi var orayla. 31 Temmuz'a kadar. Ve 31 Temmuz'a kadar zaten oyuncu orada kalacak. Hal böyleyken 31 Temmuz'a kadar kalacak futbolcuyu sen ben istiyorum istemiyorum şöyle böyle falan diyemezsin. Ha o zamana kadar görüşmeler sürüyor. İnşallah o zamana kadar bir oynar bir patlama yapar. Müthiş bir e, yıldız geliştirme işine girer. Kendini geliştirir inşallah. Bakalım arkadaşlar yani Allah'tan ümit kesilmez. Şimdi Luan Perez Bodrum istiyor arkadaşlar açık söyleyeyim. Bu yani Bodrum yıllık 1.3 milyon euro alan Luan Perez'i istiyor. Ama Luan Perez Bodrum'a gider mi? Hocam gidebilir. Tatil yeri güzel. Yani bir tane lahmacun 1000 lira. O... Cabo Pedro yıllık 1.8 milyon euro alıyor. Antalya Spor istiyor. Doğru. Ama Gremio sözleşmesini feshettirin de 3.5'a değil de bedavaya alalım derdinde. Biz bon servisiyle verme derdindeyiz. Kenti Beşiktaş'a itelemeye çalışıyoruz. Bon servisiyle ya da kiralık olarak. İnşallah bir şekilde iteleriz. Ya kalbur üstü bir oyuncu değil ya. Yani standart bir oyuncu. Uzalır, kısalır bir oyuncu değil. Hocam iyi de o zaman Glasgow Rangers'a bu kadar transfer market verisini nasıl elde ettim? Ya arkadaşlar bak. Her futbolcunun, her taşın kıymetli olduğu bir yer vardır. Mesela elması elmasçıdan alırsın. gemologlardan alırsın. Sevgili Serkan abiye de buradan selamlar olsun inşallah izliyordur videoyu. İzliyorsa bana bir selam göndersin. Ama aynı elması hurdacıya verseniz cam diye satar size. İşte futbolcu yerinde olması lazım. Kurunic takas olur. 4-5-6 milyon euro olur. Yıllık 1.85 milyon euro alıyor. Yani 1 milyon 850 bin euro alıyor. Ciddi bir para. Aldığımıza ya da üstüne satarsak ne hala yoksa zor. Zaytsı Göztepe istiyor, İtalya'dan Komo istiyor, Nasip yıllık 1.2 milyon euro istiyor. Bana soracak olursanız Crespo bir yere gitmez. Bak benim bildiğim Mourinho Crespo'yu beğenir. 6-8 oynatır. İsmail yüksekte gitmez. Bartu Elmaz da gitmez. Niye Bartu Elmaz? Orada bir rotasyon oyuncusu olur. Türk. İşte altyapı bilmem ne. Cart, cart falan filan. Fred 8. İşte mesela son günlerde Samar Zic konuşuluyor. Yani becerebilirsek. Şimanski, Mert Hakan. Bence buraya bir isim daha alınabilir. Mesela Almanya Danimarka maçında e, şu anda izliyorum da maç tatil olma aşamasında resmi açıklama gelmedi. Ya biz Rize'de bunun 82 katında maç yaptık ya. Bizim canımız can değil miydi? Futbolculara yıldırım düşüp ölmeleri mi hedefleniyordu? O da ayrı bir mesele. Şimdi Emir Ortakaya. Emir Ortakaya beğendileri toplamış bir futbolcu. Osterwald'e zaten beğenileri toplayan isim. İkisi de sol ayaklı sol stoper. Şimdi Lindelöf konuşuluyordu. Ee, hani Osterwald'e, Bekao, işte Samet, Serdar, Luan Perez. Bak Lindelöf'ün niye konuşulduğunu hazırlık maçına baktıysanız anlamışsınızdır. Çünkü hazırlık maçındaki Fenerbahçe dikkatlice bakın arkadaşlar. Geriden çok rahat oyun kuruyor. Bunların dışında mesela Kuman ismi, Podens ismi, Daniel Podens. Podens'i ben yalanlıyorum. Yani bendeki veri bankasına göre bir gelişme yok arkadaşlar. Olmayacak bu transfer. Ama Kuman konusunda bir sürprize imza atıp zekice bir hamle yapıp arkadaş 20 milyon euroya futbolcunun bon servisini verin. En azından sonraki satıştan da hani kardan %40'ını size verelim diye yüksek bir bedel biçersen bence o zaman verebilirler. Çünkü o zaman gitmesi muhtemel olabilir. Bence bunu denemeliyiz. Onun dışında Başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Şimdi başka neyi söylesem olmaz ki. Ya da birkaç bir şey daha dile getireyim. Mesela komanı söyledik. Potensi söyledik. Çağlar Söyüncü artık açıklama bekliyoruz. Emirhan Topçu ismi. Şimdi Çağlar gelirse Emirhan Topçu niye gelecek? Çağlar gelmezse Emirhan Topçu o zaman olabilir. Emirhan'a da karşılık işte onu istemişler, bunu istemişler, bilmem. Uzun gölün tapusunu istemiş. Yok o başka bir şeydi. Hani istemişler de istemişler. Onu Trabzonspor'dan Trabzonspor'a futbolcu satarken kulüpler yapıyor. Uzun gölün tapusunu da verin yoksa vermeyiz diyorlar. Şimdi Melih Bostan, Melih Bostan'ı Iğdır Spor bugün istiyor. Verin bize biz kiralayalım, oynatalım diyor. Ancak Iğdır birincilikte. Melih'i Konya Spor'da istiyor verin bize diyor. Biz şu kadar dakika mesela atıyorum 700 dakika oynama garantisiyle kiralayacağız. alacağız. En az 700 dakika oynatacağız. Oynatmasak şu kadar tazminat diye. Yani 700 dakika iyi bir süre. Keşke olsam. Yani başka da bir şey diyemiyorum ya. Edin ayrılığı çok konuşuluyor. Edin Jacko, Hayduk Split. Edin sadece Hayduk Split değil ki. Edin e ee, Suudi Arabistan'dan teklif var. Edincekoya Suudi Arabistan'dan birden fazla teklif var. İstediği yere gidebilir. Ama şu an işler karışık. Mesela Kur'un içi, kenti, ne bileyim Zeki Dursun'u izleyen birçok arkadaşımız vardır. Eminim Zeki Dursun birçok futbolcunun daha fazla gözünüze girmiştir. Ya bu benim şahsi fikrim. Bu arada Serdar'ın da Samet'in de yeri asla garanti değil. İkisi de ne kadar da Türk olursa olsunlar. Ee, şu an Süper Lig'de dolaşabilirler. Onu söyleyeyim. Başka bir şey söyleyecektim. Ee, Mayduk Split'i söyledik. FIFA, TT, Galatasaray olayı, yağ Sabuncuoğlu duyumları. Merak içerisinde bekliyoruz. İnşallah bu da gerçekleşir de. Güzel bir haber silsilesi okumuş oluruz. Başka da çok söyleyeceğim bir şey yok arkadaşlar. Eğer bu videoyu izleyebiliyorsanız lütfen ama lütfen ama lütfen bir beğeniyi çok görmeyin. Çünkü kanala saldırı var. Sizlerden destek bekliyorum. Ha saldırı olmasa da destek bekliyorum. Ya yani birbirimizi sadece darda kalınca zorda kalınca yapmayalım. Bir de bir yerde bir haber gördüm. Şey Karadeniz'in sesi. Rize Spor Emirhan Topçu'ya karşılık Luan Perez, Samet Akaydın bir de Zayt onu bunu şunu istiyor diye. Ha Futbolcular geri geliyorlar mı? Yok oynamaya mı geliyorlar? Evet maç başlayacak gibi futbolcular geri geliyorlar şu anda. Diyor mu biz Rize'de ne, ne maça çıktık? Yani bizim canımız can değildi. Biz demek ki öldürülmek istenen gerçekten bir takımız. Neyse işin e, tuhaflığı bir taraf arkadaşlar. Edin Ceko giderse de yolu açık olsun. 4.2 milyon euro alan bir yedek forvetin olamaz. Şu an düşünme aşamasında kesin kararda vermedi. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Keşke şu kumanı alabilsek. El alabilsek yedek forvet olarak. As forvet olarak Lukaku'yu alsak. Mesela Kuman, El Lukaku. Nasıl olur? Hani ne dersiniz? Bir de e, sanırım sanırım Yağız Sabuncuoğlu'nun şey vardı. 35 milyon euroya Fenerbahçe sol kanada ve forvete ayırdı diye. Kuman'ı 20'ye alsak. Lukaku'yu da 15'e alsak. Sonra desek ki işte şampiyonluk bonusu 5 milyon euro sana. 5 milyon euro sana. 10 milyon euro desek. İşte ne bileyim Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale çıkarsak 5'er milyon euro verirdim de mi falan desek. <laughs> öyle öyle. Yani 35 milyon euroya Kuman artı Lukaku alınabilir mi? El kapıda zaten bonservis ücreti olmadığı için. Acaba Fenerbahçe'nin başkanı olsanız 35 milyon euroya bunları alma imkanınız olsa alır mısınız? <laughs> ben alırım. Bir dakika bile beklemem. Alırım. Edince eğer satışı gerçekleşirse bir 4-5 milyon euro oradan para gelebilir. Onunla da Çağlar Söyüncü'yü alırım. Yani edinecek odan gelen parayı Çağlar'a harcarım. Aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Lütfen beğeniyi çok görmeyin. Hani bir aile olduğumuz için de fazla da uzatmak istemiyorum. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.